Değerli basın mensupları, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan mübarek Ramazan ayına girmiş bulunuyoruz. Bu vesileyle düzenlemiş olduğumuz iftar programına katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor. En kalbi duygularımla sizleri selamlıyorum. Başta şehit aileleri olmak üzere kıymetli Çankırılı hemşehrilerimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan'ın şerefini tebrik ediyorum. Bildiğiniz üzere yaklaşık 2 aydır seçim çalışmalarımız aralıksız devam etmekte. Adaylarımızı tanıttıktan ve açıkladıktan sonra durmadan, yorulmadan AK Parti'mizin tüm kademeleriyle sahada çok çalışıyoruz. Heyecanımıza ve çalışmalarımıza ortak olması için de genel başkan yardımcılarımızı ve kıymetli bakanlarımızı ilimizde misafir ediyoruz. Elimizde eksik ne varsa bunların yapılması hususunda kamu ve özel sektör yatırımlarımızı Çankırı'ya çekeceğiz. Yarım kalan tüm çalışmaları da takip edeceğiz. Nasıl aday belirleme süreçlerinde milletimizin sesine kulak verdik ve saha çalışmalarımızda bunu ön plana çıkartmışsak, isimlerin belirlenmesine bu etkili olmuşsa bugün yine aynı titizlikle ve kararlılıkla durmadan çalışıyoruz. Millete hizmet etme yolunda çıktığımız bu maratonda inşallah 17'de 17 yaparak 31 Mart akşamı büyük bir başarı ile taşlandıracağımızı düşünüyoruz. Tabii bu seçim çalışmalarımızda birbirimizi kırmadan, incitmeden sadece projelerin ve adayların, teşkilatların yarıştığı uhulet ve suhuletle bir seçim kampanyası olması istediğimizi belirtmiştik. Biz AK Parti olarak bu söylemimizin arkasındayız. Uhuletle, suhuletle bu duruşumuzu bozmadan seçim kampanyamızı yürütüyoruz. Siyasetin dili farklı olabilir ama tüm siyasi partilerin derdi ortak olmalıdır. Çankırımızın gelişmesi, büyümesi ve sosyal donatılarla donatılmış daha modern ve marka bir şehir haline gelmesi için tek derdimiz, ortak noktamız bu olmalıdır siyasi partilerle. Her seçim döneminde belli başlı sosyal medya hesapları, sahte Twitter ve Facebook'lardan yalan yanlış karalama kampanyaları artık bir moda haline geldi. Bu vicdanını kaybetmiş, geçimini bu işten sağlayan, şehrin huzurunu ve rahatını bozan, toplumu kutuplaştıran bu sahte hesapları yönetenlerle ilgili de savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Bunun da takipçisi olacağız. Ben buradan tüm teşkilatlarımıza şunu söylüyorum. Hiçbir şekilde bu tahriklere kapılmadan sadece millete hizmet etme yolunda çıktığımız bu seçim maratonuna dinamizmimizi ve azmimizi hiçbir şekilde düşürmeden, şevkimizi kırmadan 17'de 17 yapmak için çıktığımız bu yola koşar adımlarla devam edeceğiz. Bizim davamızda millete olan sevgimiz ve vefamız her şeyden önce gelir. Biz bu kutlu davanın neferleriyiz. İsimlerin kim olduğundan ziyade millete nasıl hizmet edebiliriz, bunun bilincinden hiç ayrılmadık. Yarın nasip olursa partimizin kuruluşundan bu zamana kadar görev yapmış, her kademesinde emek vermiş dava arkadaşlarımızla bir iftar programı düzenleyeceğiz. Kalan 19 günü inşallah sahada bütün teşkilatlarımızla, bütün kademelerimizle çok çalışarak geçireceğiz. Bakanlarımızı şehrimizde misafir edeceğiz ve bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta Tarım Bakanımız şehrimize ziyarete gelmişti. Yine Genel Başkan Yardımcımız şehrimize ziyarete geldi. Bir dizi ziyaretlerde bulundu. Kızılırmak ilçemizde karşıladık. Daha sonra Çankırı merkezde sivil toplum kuruluşlarımızla bir araya getirdik. Yine Kızılırmak'ın Çankırı'nın Çukurova'sı olması için Tarım Bakanımızdan çok ciddi destekler aldık. Çiftçilerimizin sıkıntılarını dinledik. Onları dile getirdik. İnşallah Tarım Bakanımızın vermiş olduğu müjdeleri de zaten basından sizler aracılığıyla vatandaşlarımıza duyurmuştuk. Sayın Bakanımız Çankırı'yı ziyarete geldiğinde kıymetli adayımız Hüseyin Filiz Bey ile birlikte, grup başkan vekilimizle birlikte Deyim Deresi'nin ihaleye çıkmasını ve oranın ıslah çalışmasının yapılmasını talep etmiştik. Yine o çalışmayla ilgili de biraz sonra Hüseyin Bey tarihini verecek. Çok kısa bir süre sonra ihalesi yapılacak. İnşallah Çankırı'mızın hizmetine sunmuş olacağız. Yine burada çalışmalarımıza şöyle değinecek olursak,
bütün kademelerimizde, beldelerimizde ve ilçelerimizde, Çankırı merkezde sürekli sahadayız. Sabah erken saatlerde başlıyoruz, geç saatlere kadar çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın sorunlarını dinliyoruz. Hazırladığımız projeleri vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. Tabii bu vesileyle sizlere de ben çok teşekkür ediyorum. Hazırlamış olduğumuz projeleri, yapmış olduğumuz çalışmaları sizler de bizim ağzımızdan vatandaşlarımıza ulaştırıyorsunuz. Sizlere de çok ayrı ayrı teşekkür ediyorum her birinize. Yine hepinizin Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyorum. Tüm İslam aleminin Ramazan-ı Şerifi mübarek olsun. Çankırılı hemşehrilerimize inşallah şu kalan 19 günde Ramazan'ın ruhaniyetine uygun bir şekilde seçim çalışması geçirip inşallah nihayetinde de başarıyla taşlandıracağız diyorum. Katılımlarınızdan dolayı da hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.